Evet, hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber Planet Zoo oynuyoruz. Hayvanat bahçesi oyunu. Daha önceden benim bir oyunum vardı. Şuradan size göstereyim. Devam edelim. Kendime göre güzel bir hayvanat bahçesi yapmıştım. Safari bahçesi. Bir de böyle farklı türden hayvanlar koydum. Aslanından tutun zürafasına kadar böyle. Hemen açılıyor. Hemen göstereceğim size. Bu oyunu ben daha önceden keşfetmiştim. Daha yeni buldum arkadaşlar. Bir yıl önce ya da 2 yıl önce falan çıkmış herhalde sanırım oyun. Tam olarak emin değilim. Yalnız ben oyuna bayıldım. Gerçekten çok güzel. Kendi hayvanat bahçenizi kuruyorsunuz. Böyle hayvanları işte çiftleştiriyorsunuz. İşte onların yavruları oluyor o şekilde. Parayı da işte hayvanat bahçesini ziyaret eden insanlardan kazanıyorsunuz. İşte onlar size tip kutularınıza tip atıyorlar falan. Öyle gibi işte. Evet, şimdi başlıyorum. Öncelikle ben kendi yaptığım hayvanat bahçemi göstereyim size. Burada daha önce Afrika köpekleri vardı. Bu bizim sırtlan dediğimiz türden şeyler vardı. Ben onları aldım. Onun yerine çita koydum buraya. Benim bir tane çitam var burada şöyle. Bakalım çitamız burayı beğeniyor mu? Çita. İsmi Dada bu arada. Çitamın ismi. Şunu şöyle biraz kaydırayım. Neden gitmiyor? Neyse. Evet, çitam burayı beğeniyor arkadaşlar. Çimlerin kısa olması gerekiyormuş. Kısalığı güzel. Başka uzun çimler. Tamam, bu tamam. Train olayını çözdük. Çitamız seviyor. Anam yüzüyor musun sen? Bu arada biri erkek biri dişi arkadaşlar. Üremesi için koydum. Bunlar zıplayamıyormuş. İhtiyacı yokmuş tırmanmaya. Tırmanmaya ihtiyacı yok diyor. Yüzmeye ihtiyacı yok diyor. Ama ben gene de su koydum buraya. Daha önceden vardı. Tekrardan silmedim. Onlara bir de güzel bir yuva yaptım. Şöyle. Şurada yatıyorlar garipler. Neyse. Hayvanat bahçemin tamamını göstereyim arkadaşlar. Burayı kafe yaptım bu şekilde. Geliyor insancıklar burada. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Böyle artık bıktım, maskesiz dolaşıyor bunlar. Biz de artık maskesiz dolaşalım, artık çok gına geldi. Neyse, burada fillerim var. Böyle iki tane film var. Hatta ürediler. İki taneydi. Aldığımda iki taneydi. Sonra bayağı bir üredi. Buraya için bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir hayvanat bahçesi oldu. Şöyle komple göstereyim. Efsane. Burası Afrika temalı bir park oldu. Şöyle yakınlaştıralım. Burada ceylanlarımız var, zürafalarımız var. Böyle bu şekilde. Evet, şimdi bizim ne sorunumuz varmış? Cleanness. Burada bir ölüm var sanırım. Burada bir tane ölü bir keçimiz var. Ölmüş ve çürümüş. Hiç kimse bunu temizlemiyor. Bu salaklar hiçbir boka yaramıyor. Alıyorum. Ama hiçbir sikime yaramıyor bunlar. Boşuna para veriyoruz bunlara. Hiçbir işe yaramıyor. Sen niye almıyorsun bunu, temizlemiyorsun ya? Sırtına at götürsene ya. Ölmüş hayvan ilgilenmiyor ya. Var mı böyle bir şey ya? İlgilensene ya. Nasıl kartırsın sen? Nasıl hayvan bakıcısın?
Bakıcısızın. Allah'ım ya. Önündeki şeyi göremiyor. Kör ya. Yüzünde zaten Mehmet yok adamın. Dur bakalım yüzüne. Yüzü dedemin yüzü gibi. Evet gördü sonunda. Görmedi. Hala görmedi gerizekalı aptal. Allah'ım ya hala görmedi. İnsan mal olunca böyle oluyor. Şöyle. Teknik servis her şeyi çağırıyorum. Hiçbir bok göremiyorlar. İnsan bir şunu alır götürür. Sırtına atar kardeşim yani. Allah'ım ya. Lan beni deli edecekler. Hiçbir bokuma yaramıyorlar. Biz bunlara boşa para ödüyoruz. Neyse. Buralarda ceylanlarımız var. Burada zebralarım var. Biraz sizi gezdireyim arkadaşlar benim hayvanat bahçemde şöyle. Çok güzel bir hayvanat bahçesi oldu. Yalnız protesto ediyorlar. Bunlar niye bu protesto ediyor? Tabii ki de bir bokluk var. Ne olabilir? Protesto sebebiniz ne? Nedir protesto sebebiniz sizin? Ha. Çıtaları protesto ediyorlarmış. Aa, niye? Ne diye çıta protesto ediyorsunuz? Çıtalarımız son derece iyi yani. Bir sorunları aa var. Ama gerizekalı bu. Bu bakıcılar, arkadaşım bu bakıcılar görevlerini yapmıyor. Bu bakıcıları protesto etmeniz lazım sizin. Benim hayvanlarımı niye protesto ediyorsunuz? Bakıcılar hiçbir sikime yaramıyor. İnsan gelir şuraya bakar ya. Keeper'ı çağır. Her şeyi çağır. Bunlar hiç bakmıyor hayvanlarıma. Açlıktan ölecekler hayvanlarım ya. Bu arada buraya safari kurdum. Böyle safari arabalarım. Keşke şu altındaki rayda olmasaymış daha güzel olurmuş sanki. Böyle. Çok güzel görünmüyor mu ya? Çok harika. Aa. Oo. Buradan düşmemesi çok ilginç yalnız. Nasıl bir saçmalıksa yuvarlanıp düşmüyor suyun içine. Biraz saçma. Burayı ben otomatik yapmıştım. Şu tüneli falan kendim yaptım. Bayağı bir zorlandım. Açacağım diye ebem ağladı. Böyle. Tünelin içinden, toprakların içinden çıkıyoruz böyle. Bayağı bir sefer oluyor işte arkadaşlar. Buraya para ödüyorlar. Müşteriler. Gelsin paracıklar. Evet. Şimdi sen buradan gidebilirsin. Ben devam ediyorum. Bakalım başka. Başka burada bir sıkıntı var mı? Mal. Gerizekalı aptal. İşini doğru düzgün yapmıyor. İşini doğru düzgün yapmıyor. Hiç böyle parayı bunlar yüzünden az kazanıyorum. Neyse. Şimdilik düşmemiş paramız. Şimdilik kurtarıyor. Devam edelim bakalım. Bir sıkıntı var mı? Aha. Ölmüş tabii ki de. Veteriner çağırın. Çürüyen ceset. Kaç yıllık çürüyen cesete alsın artık. Nerede? Çürümüştür %100. Burada zavallı yazık. Yok. Bu değil. Nerede ya? Göremiyorum da. Nerede bu ya? Yok. Neyse. Zürafamız da ölmüş. Koca zürafa ölmüş ya. Ama yaşlılıktan dolayı ölmüş. Tamam koş koş. Koş can çekişiyor. Yazık hayvan can çekişiyor. Koş ya koş. Ölüyor ya. Hayvan can çekişiyor yazık. Zürafamız can çekişiyor. Çabuk gel veteriner. Allah'ım bunlar beni öldürecek. Hadi ya.
Yazık ya. Dönecek işe hayvan ya. Yazık ya. Koş hadi ya. Veteriner nerede kaldı ya? Gerizekalı veteriner. Şu veterinerler hiçbir bokuma yaramıyor. Gerizekalılar. Nerede kaldı bu veteriner? Koş ya, koş neredesin ya? Neredesin ya? Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Size verdiğim paralar haram olsun. Haram olsun paralarım. Bak, bak, bak. Koşacağına kıvırta kıvırta yürüyor. Allah'ım ya. Koşması gerekiyor. Nasıl bir şeydir? Hayvanlar orada can çekişiyor. Bunlar böyle kendi zevklerinde hareket ediyor. Parayı aldım, parayı alıyorum nasıl olsa. İşimi aksatsam da olur mantığıyla. Allah'ım ya. Burada hayvan can çekişiyor. Onlar orada kıvırta kıvırta yürüyor. Hiç umurlarında değil. Yazık ölüyor ya. Ölüyor hayvanı. Çabuk veteriner yetiş. Yetiş ölüyor. Hızlı gelmesi gerekirken yavaş yavaş hiç umrunda bile değil. Hiç umrunda bile değil görüyorsun. Orada yavaş yavaş yürüyor. Salak salak yürüyor işte öyle arkadaşlar. Hiç umrunda bile değil dünya. Hiç umrunda bile değil. Umrunda bile değil bak bak. Hayvan orada can çekişiyor, orada umrunda bile değil. Kesin öldü. Sen gelene kadar öldü zaten. Hala yaşıyor. Aa, çok ilginç, hala yaşıyor. Nefes alıyor sanki. Aldılar. Oh, iyi. Şükür. Git götür. Hayvanı git veteriner şeyine götürüyor. Götür hadi. Bir de yavaş yavaş hareket ediyor. Suçluluk duygusuyla elini de önüne attı. Tabii senin yüzünden öldü çünkü. Neyse. Çabuk bu da ölecek ya. Hadi ya öldü ya. Of. Yetişemedik ya. Bütün tek tek ölüyor hayvanlarımız ya. Hep şu salak veterinerler yüzünden. Hiç doğru düzgün işlerini yapmıyorlar. Parayı alıyorlar. Yavaş yavaş hareket ediyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Biz bunlarla kazanıyoruz parayı ama fark ettiyseniz. İşinize bir sadık çıkar insan yani. Ama nerede? Bu ne yapıyor burada? Tavanları süpürüyor. Evet. Hele şu hiçbir boka yaramıyor. Kasıla kasıla yürüyor. Boş boş para veriyoruz bu adama da. Kov gitsin diyeceğim de neyse. Yazık. Adamın işini etmeyin. Burası ne durumda? Yani. Neyse. Ben şimdi şuraya şöyle yeni bir bariyer ekleyeceğim arkadaşlar buraya. Şöyle güzel bir bariyer ekleyelim diyeceğim de para yok tabii ki de. Para hiç bakmıyorum paranın var mı yok mu. Neyse. Aslanlarımız ne durumda? Git ya. Bunda zarar etmişim ben bu oyunda hiç farkında değilim. Tabi bu işçilerle zarar etmek çok normal. Bu işçiler çalışmadığı için zarar etmem çok normal ama ben buraya çok uğraşmıştım. Şuraya
Şuraya falan da kafe falan yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Ama değmez bu işçiler. Ve hiçbir şeye değmez. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ben yeni bir oyun çekeceğim arkadaşlar. Bu oyundan hiçbir cacık olmayacak. Baştan başlayalım birinci bölümde sizlerle beraber. Gene de bunu da atacağım. Belki izlemek isteyen olursa. Ben burada durdurdum.